just to be with the other ones. Herkesle birlikte olmak istedim. Bence şimdi birlik olmak çok önemli. Bu yüzden arkadaşlarımla geldim. Hepimizin birlik içinde olduğunu görmek istedim. Bu benim için çok önemli. Paris'te yaşayanlar ve turistler olayın şokunu hala atlatmış değil. Elbette cuma akşamı yaşanan olay nedeniyle hem şok olduk hem de üzgünüz. Bu tür saldırıların aylardır hatta yıllardır dünyanın birçok yerinde pek çok kişinin başına geldiğine inanamıyorum. Fransa'da yaşayan Salah Arfa kızgınlığını gizlemiyor. Bu saldırganların bunu yapması korkunç. Bunlar insan değil. Bazıları ise böyle bir trajediden sonra toplanmanın başka bir nedeni daha olduğunu düşünüyor. Herkes bir şeylerin yanıtını arıyor. Belki hiçbir zaman cevabını bulamayacağız. Ama bir arada olunca sanırım kendimizi daha güvende hissediyoruz. Tüm kalbimle buraya gelmenin iyi olacağını hissettim. Birçok kişi son zamanlarda üst üste gelen şiddet olaylarının etkisi altında. I'm not happy. Bugünlerde dünyada olanlardan mutsuzum. İnsanların birilerini öldürmeleri bizi mutsuz ediyor. Bunu yapanların duyguları yok, kalplerinde iyilik yok. Kendimi bugün hiç iyi hissetmiyorum. Fransa'da saldırı sonrasında yapılan operasyonlarda ülke çapında 23 kişi gözaltına alındı. Yetkililer Fas asıllı Abdülhamit Abud'un saldırıların planlayıcısı olduğunu düşünüyor. Belçikalı yetkililer terör eylemi hazırlığı içinde olduğunu düşündükleri Abud'u bir süredir arıyordu. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.